Bu önemli konuğu çok sevdiğim, çok kıymetli, değerli hocamla konuşacağız. Profesör Doktor Vahdettin Engin bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misiniz hocam? Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Ben de emekliğin tadını çıkarıyorum. En son programımızda galiba bu konularda biraz değinmiştik. Yeni Ama emekli emekli olmuştum. değildiniz hocam da. Veya emekli olmak üzereydim o zaman. Üzereydiniz. Şu anda da evet emekliliğin tadını çıkarıyoruz ama sağ ol böyle davet ediyorsun programlarına. Estağfurullah hocam. Biz de tarihli olan haşır neşirlerimizi bu şekilde devam ettirmiş oluyoruz. Tabii tarihçilik bitmiyor emekli olunsa da. Dolayısıyla gerek bu programlar vesilesiyle gerekse gençlere işte okullara gidiyoruz eşim Emel ile beraber gençlere tarih anlatıyoruz ki bunu da çok önemsiyoruz. Dolayısıyla hayat güzel gidiyor o anlamda. Ve bu akşam da bahsettiğin gibi yani önemli bir dönemden bahsedeceğiz. Yani 1908-1918 dönemi gerçekten yani yaşananlar açısından baktığımız zaman çok yoğun ve kendisinden sonraki süreci de çok etkilemiş bir dönem. Bu konulara açıklık getirmeye çalışacağız tabii ki. Hocam hemen konuya girmeyelim. Biraz sohbet edelim. Tamam. Hazır siz emeklilik hayatı güzel dinleniyorum demişken Evet. aslında yani biz sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hala yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyorsunuz. Konferanslar, seminerler Evet. Emel Hoca ile birlikte sürüyor. Hatta sınırların ötesine çıktınız. Almanya'ya bile gittiniz. Ne Evet, yaptınız orada? Neler yaptınız? Almanya bir önceki ayda Arnavutluk'taydık. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bizim tarihimiz görkemli bir tarih. Fakat çoğunlukla da sosyal medyada çok yanlış şeyler de yazıldığı için özellikle gençlerin kafası karışık oluyor bu anlamda. Birçok böyle uydurma hususlar gerçekmiş gibi ortaya yayılıyor. Dolayısıyla biz de kendi çapımızda aslında liselere, üniversitelere, hatta işte bahsettiğim gibi yurt dışında giderek oradaki gençlere tarihimizin doğru yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir gözlem yapmak da imkan oldu. Mesela işte Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak gittik. Orada Türk tarihini anlattık, Türk kültürünü anlattık. Almanya'daki gençler ise Frankfurt'ta mesela Türk Öğrenciler Birliği isimli bir şey oluşturmuşlar. Yani bir platform oluşturmuşlar. Ve bunlar üçüncü nesil gençler. Yani Almanya'ya ilk gidenler, sonra onların çocukları ve bunlar da onların torunları. Şimdi giderek aslında şöyle bir gözlemimiz de oldu. İlk gidenler tabii işçi olarak gitmişti haliyle. Orada Almanya'da daha çok daha sıradan işlerle meşgul olurlardı. Sonraki nesil onların çocukları biraz daha böyle önemli işlerde görev almaya başlamışlar ama giderek de artık gurbette yaşamanın da verdiği bir psikolojiyle aslında şöyle düşünüyorlar. Yani biz geldik çok zorluk çektik. Artık üçüncü nesil siz okuyun, okuyun çok iyi yetişin ve burada artık bizim yaşadıklarımız olumsuzlukları yaşamayın şeklinde bir düşünceyle gerçekten böyle pırıl pırıl gençleri gördük. İyi eğitim almışlar ve Maşallah. Türklüklerini çok önemsiyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Yani orada Türk kültürünü yaşatmak, Türk kültürüne sahip çıkmak, Türk olduklarının bilincini böyle yaşatmak, bunları gözlemledik ve bizim sohbetlerimizde de hep bu konular üzerinde yoğunlaştık. Tabii kültür, Türk kültürü deyince Türk tarihi muhakkak devreye giriyor. Türk tarihini de tabii doğru olarak anlatmak lazım. O bizim görkemli tarihimiz için de tarihi şahsiyetleri kavga ettirmeden, hepsinin hakkını vererek, olayların hakkını vererek, tarihi şahsiyetlerimizin hakkını vererek bunları gençlere anlatmak lazım. Ve özellikle de o sosyal medyanın yaratmış olduğu tahribatı ortadan kaldırmak lazım. Çünkü maalesef orada gençlerin zihinlerini bulandıran çok şey var. Biz de kendi çabamızla tarihi doğru anlatmak gibi bir şeyle, bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Bu anlamda da tabii birçok yere gitmiş oluyoruz. Böyle geçiyor. Bunu devam ettirmeyi de düşünüyoruz aslında. Yani önümüzdeki aylar içinde böyle bir yoğun programımız var gene. Yani tabii bu Güzel de arada oluyor senin hocam de ama. Güzel de oluyor. güzel oluyor tabii. Tabii senin davetlerinde de son derece önemli. Çünkü Eksik olmayın hocam. tabii şimdi tarihe yolculuk programı aracılığıyla çok daha geniş bir kesime hitap etme
imkanımız oluyor. Sizlerin sayesinde hocam. Evet, bu fırsatı verdiğin için de tabii teşekkür ediyorum yani. Biz teşekkür ederiz hocam. Tarihimizi hakkıyla bilmemiz lazım. Yani tarihi bilmiyorsanız aslında gelecek inşa edemezsiniz kendinize. Veya tarihi yanlış biliyorsanız o zaman da geleceğinizi yanlış inşa edersiniz. İkisi de sakıncalı. Yani dolayısıyla o zaman biz yaşananlara olumlusuyla olumsuzuyla doğru bileceğiz ve ona göre gelecek inşa edeceğiz. Ve doğal olarak da aslında şu da var. Yani bizim tarihimizde öyle çok da böyle kara lekeler yok. Mesela Almanya'daki gençlerin çok özellikle vurguladığı bir husus hemen aklıma geldi. Belirtmek isterim. Lütfen hocam. Tabii orada şimdi Ermeni meselesi tabii ki. Şimdi Almanlar da bu teşkil meselesinde. İşin bir tarafında da Almanlar var aslında. Çünkü müttefikti Almanlar da. Ama şimdi oradaki almış oldukları yani okullarda verilen eğitim işte Türkler Ermenileri katlettiler şeklinde. Hatta şimdi o soykırım yapıldı şekline de dönüşüyor. Dolayısıyla bizim gençler mesela ondan muzdaripler. Yani bize soruluyor. Biz nasıl cevap vermemiz gerekiyor şeklinde. Mesela bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Ve dolayısıyla mesela orada çok çarpıcı bir şey var. Ama yani, ne güzel onları sindirememişler hocam. Hala o cevap tabii mekanizmasının ki, arayışı içindeler. Tabii yani kendileri cevap veriyorlar ama daha böyle kuvvetli delillerle ne söyleyebiliriz arayışı içindeler. Tabii ben özellikle şunu sohbet edelim dedik ya dolayısıyla konumuza girmeden aslında buna da değinmiş olalım. Gerçi 1. Dünya Savaşı'nın da bir safhasıdır aynı zamanda bu. Şimdi teşhir 1915'te alındı karar ve 1915 Mayıs'ta alındıktan sonra Haziran Temmuz gibi süreçte işleme başladı. Yani 1. Dünya Savaşı çıkmış. İşte bazı Ermeni terör örgütleri özellikle hem terör yapıyorlar hem isyanlar çıkarıyorlar. Özellikle Doğu cephesinde ciddi bir handikap yaratıyorlar. Yani Rus ordusuyla işbirliği yapmak gibi falan. Şimdi böyle bir ortamda devletin almış olduğu bir karardır bu. Yani bölgede tehlike yaratan Ermenilerin ülke sınırları içinde göç ettirmeleri. Buna teşkir ve iskan kanunu deniyor. Çünkü onlar gittikleri yerlerde de belirli bir iskana tabi tutuluyorlar. Şimdi bu olay tabii ki sonradan neye dönüştü? Türkler katliam yaptılar, Ermenileri katlettiler ve sonrasında da soykırıma dönüştü. Şimdi işin enteresan tarafı, tabii ben gençlere bunu özellikle vurguladım. Şimdi bakın dedim şeyden sonra, 1. Dünya Savaşı bittikten sonra İstanbul işgal edildi. Değil mi? İngilizler, Fransızlar, işte İtalyanlar hatta Yunanlar dahil. Şimdi İstanbul'da işgal ettiler. Birçok bizim milliyetçi devlet adamımızı, işte subayımızı, tutukladılar, Malta'ya sürgüne gönderdiler. Ve şimdi bunların birçoğu da neyle suçlanıyordu? O dönemde soykırım kavramı yok tabii ki. Yani 1919-20'li yıllardan bahsediyorum. Şeyden söz ediyorlar, yani Ermeni katliamından sorumlu olarak Malta'ya sürgüne gönderdiler ve Malta'da bunlar yargılandılar. Şimdi Malta'da yargılamalar devam ederken İngilizler tabii İstanbul'u işgal altında bulundurdukları için bütün Osmanlı arşivleri ellerinin altında. Dolayısıyla bir taraftan da arıyorlar. Yani Türkleri soruşturacak bir belge arıyorlar. Şimdi tabii İngilizler Osmanlı arşivine ne kadar hakim diye bir şey de akla gelebilir. Onlara yardım eden çok sayıda Ermeni ve Rum var. Yani yerli Ermeni Rumlar. Onlar hem Türkçe biliyorlar hem yazıyı okuyabiliyorlar. Dolayısıyla onların desteğiyle daha olaylar sıcağı sıcağına yaşanmış. Yani 1915-1916 aradan 2 sene 3 sene geçmiş. Dolayısıyla Osmanlı arşivini didik didik ediyorlar. Ne bulacaklar? İşte Türk devlet adamlarını şey yapacak, suçlayacak ve Ermeni katliamı yapıldığına dair bir belge arayışı içindeler. Fakat sonuç, bakın 5 yıl İstanbul işgal altında kaldı. 5 yıl. Didik didik aradılar ve bir şey bulamadılar. Ve oradaki yargıladıkları kişileri de serbest bırakmak zorunda kaldılar. Ha şimdi demek ki burada devlet adıyla bir katliam söz konusu olsa bütün arşivler ellerinin altında olmalarına rağmen en azından birkaç tane belge bulabilirlerdi.
Şimdi hiçbir şey bulamamaları aslında neyin göstergesidir? Demek ki işte Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da veya birçok ülkede iddia edilen Türkler Ermenileri katletti iddiasının ne kadar geçersiz olduğunu gösteriyor. Evet. Gençlere buna önerdim. Yani eğer böyle bir Türkleri suçlayacak bir belge olsaydı zaten o zaman bulunabilirdi. Yani olmadığına göre o zaman kanıt ne? Yani evet şimdi arkadaşları mesela diyorlar, okul arkadaşı işte soykırım yaptınız siz diyorlar ama kanıt gösteremiyorlar. O zaman işte sizin elinizi güçlendirecek şeyler de bunlardır şeklinde. Çok hoşuma gitti tabii ki gençlerin bu şekilde bilinçli olmaları. Dolayısıyla uzun sohbetlerimiz de oldu. İyi de olmuş hocam. Evet işte milli mücadele yıllarını anlattık. Cumhuriyeti anlattık. Osmanlı'ya anlattık. Böyle geniş bir elpaze içinde sohbetlerimiz oldu. Dolayısıyla bunlara devam ediyoruz yani.